Herkese selamlar. Dereceli maçtayız. Bozuk Hero serisinin ikinci videosundayız. Birazcık geç girdim videoya. Maçın başladığını fark bile etmedim, dalmışım. İkinci ekrandan öyle video falan izliyordum. Karşımızda 3 kişi var. Yusun San, yanında Gatot ve Lolita var. Karşı takım pikleri bizim takımdaki piklere göre çok 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 böyle fazla fazla güçlü. Onun dipnotunu geçeyim. Şimdi bende smite olmadığından dolayı karşı red'e de basmaya gidemeyeceğim. Bizimkiler red'e aldıysa çok güzel. Güzel, bizimkiler red'e almış. Mavi almam. Benim hiç açımdan yeterli. Tabii ki de bu metada 3 mid yapıp double buff alıp işte hyper carry yapmak sizi çok daha öne geçiriyor. Mesela karşı takımın yaptığı gibi. Fakat şartlarımız maalesef buna şu anda el vermiyor. Biz de bulunduğumuz şartlara göre takılacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bana ilk eşya olarak direkt bunu verebilir misin? Bir tane de kalkan vereceğim. Çünkü iki kişiyiz. Totomuzu sağlama almamızda fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle 4 level olmak istiyorum. Her zaman yaptığım şeydir. Zaten bunu hep dikkat ediyorsunuzdur. Hep 4 level olmaya her zaman özen gösteriyorum. Gerek bot lane'de, gerek mid lane'de, gerek top lane'de. 4 level olmak her zaman karakterin gücünü ortaya çıkartır. Karakteriniz çok güçlü olsa bile hani 4 level olmadan gücünü bazen yansıtamıyorsunuz. Yapabileceğiniz oyunları yapamıyorsunuz. Ultilerinizi vesaire olmadığı için yansıtamıyorsunuz. Geleceğim oraya. Tabii takımınızın da bu 4 level olma olayınızı takip etmesi gerekiyor. Onu da dipnot olarak geçeyim. Şuradan şöyle ultiyi sallayalım. Maalesef çok kalabalık olduklarından dolayı yeterli hasar çıkaramıyorum. Ama güzel hasar da verdim. Ama yapacak bir şey yok. Şampiyon ve sayı farkından dolayı maalesef bot lane'i verdiler. Ben olsam kafa atmazdım yani. O bot lane'de ben olsam tabii ki de ölmezdim. Bunu da söyleyeyim yani. Bana direkt bir şey ver ya. Hiç orman mı orman gerek yok. O farmı almayacağım. Zaten çocuk bot lane'de öldü. Bir tık daha onu geriye düşürmeyelim. Elimden geldiğince ona da farm salmaya çalışayım. Ultiyi bekletmeden atıyorum. Lolita tabii ki de bunu counterlayacak ve mid lane'de 4 kişiler. Okey abi. Mid lane'de 4 kişiler. Peki. Top'ta ne oluyor? Kalit çıkmazsa öldü. Artık yapacak bir şey yok. Çıksın yani. Geri çekildi, attık. Normalde SS atmam. Melee'de SS atmayı hiç sevmem. Fakat ben yine de SS attım adama. Çıkarsa güzel olur. Arkadaşlar, Change'in avantajı şu. Sürekli W ile hız alabiliyorsunuz. Kalkan alabiliyorsunuz. Q ile W basınca güzel hasar verebiliyorsunuz. Cooldown'u düşük oluyor. Mesela ilerleyen zamanlarda daha düşük oluyor. Ulti mesela ilerleyen zamanlarda o kadar az bir süreye düşüyor ki. Sürekli ulti ile minyonları clearleyebiliyorsunuz. Uzaktan hasar verebiliyorsunuz. Safe kalabiliyorsunuz. Yani Change aşırı bozuk bir şampiyon. Onu söyleyeyim. Şu anda şartlar eşit olmasa da hani gerçekten bozuk bir şampiyon. Mesela bir dakika. Burada bu arkadaşın kalkanını alabilirsek benim için çok iyi olur. Tamam, kalkanını aldığımıza göre şuradan şöyle deneyeceğiz almayı. Ve mavimizi de çok rahat bir şekilde aldık. Üzerine bir tane de kill alırsak var ya, bizden kral yok. Neyse, güzel. Kill onda kaldı. Sorun değil. Sorun değil. Çok güzel çektin ha. O beklemediğim şey. Çok güzel. Kill de aldım ben. Abi çok iyi. Ama ölme o arkadaş. Ölme bak. O çıkacak içinden bir tane daha şey çıkartacak. Çuğu da var karşı takımda değil mi? Oo, çuğu gerçeği de var karşı takımda. Tabii Zeskol... Aa, Zeski çekti mi? Çekmişti aslında galiba. Ben mi yanlış gördüm? Öldüğü için çekemedi. Branko böyle çok kafa atılacak pozisyonlara giriyor. Girmese onun için daha iyi olabilir. Ulti de elimizden geldiğince W ile atmak tabii ki de daha iyi. Ulti sırasında W basınca ultiniz de o esnada gelişebiliyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Karşı takımda benim counter'ım var. Bizim takımdaki arkadaşlar oyunu bilmediği için, acemi olduğu için şampiyon bakımında da çok kötü pik yapmışlar. Oyunu bilmek önemli, oyun bilgisi önemli. O kadar video çekiyoruz. Bu arkadaşlar bizim kanalı hiç uğramamışlar. Bu birazcık belli gibi duruyor. Şöyle ultiyi basalım, alabilirsek tatlı olur. Maalesef alamadık. Bizden daha fazla kritik hasar verdi. Ve yani Yusun'san öleceksin. Çık. Yusun'san şu anda bir numaralı ADC şeyde. Hani oyunculuk falan da gerektirmiyor. Bir numaralı ADC. Şu metada. Ya Franco geri zekalı mısın yani? Çıksana geri. Neyini zorluyorsun ya? Branko geri zekalı bir arkadaşımız. Ona yapacak bir şey yok. Hala öleceğini bile bile kafa atabiliyor. Ah, düşük güç modu diyor. Şarjımız azalmış. Bu maçı defleyip kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şunu vermek istemiyorum abi. Kusura bakma, ADC alacağım ben burayı. Bot lane kulesini vermek istemiyorum. Git sen de redini rahat bir şekilde al. Abi onu çektin de biz onu kesebilir miyiz? Deniyorum ama kesebilirsek güzel olur.
Kesebilir miyiz? Adamı kesemedik lan. Öldü mü? Adam birini kesti bizden. Biz adamı kesemedik, adam ama bizden birini kesebildi. Peki abi. İnşallah mavim gitmemiştir. Güzel, mavim gitmemiş. Ultiyi size atmayacağım, mavi atacağım. Kusura bakmayın ya, oyundan düşmek gibi hiçbir niyetim yok yani. Hiç oyundan düşesim yok. Halit ne durumda? Abi takımın hepsi şu an ben hariç fitliyor. Herkes fitliyor, 7 okuyor. Kişi yemiş hem de. Fitlemeseler güzel olacak da. Ya ellerinden de bir şey gelmiyor ki. Fan fight yapmayı bilmiyorlar. Kötü oynuyorlar. Şampiyonları da kötü. Yani double double kötü. Baya baya bir ultra ultra kötüler. Kardeşim bir sal bir Zes bir git. Ne istiyorsun benim midlane'deki kulemden ya? Ne istiyorsun benden ya Zes? Abi oyunu bilmiyorsan gideceksin Zes gibi şampiyonlar oynayacaksın. Böyle beyinsiz roller alacaksın. Zes oynayanlara lafım yok. Bakın yanlış anlamayın. Şampiyon öyle. Alacaksın mal gibi o şampiyonu. Şampiyon mal gibi bu arada. Ya sürekli bunu belirtiyorum. Zes main vardır. Yanlış anlar diye belirtmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar açacaksınız ultiyi. Zın 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 diye vuracaksınız. Bu kadar basit yani. Yapabileceğim bir şey var mı? Dur bakayım. Şöyle bir ulti basıyorum. Sanırsam oradan birkaç kill alırım. Derken. Hop 2'de 2. Onu da alsaydım var. Çok tatlı olurdu. Turtle arkadaşlar. Turtle. Turtle. Zeski ulti basabilir. Ya bu arkadaş Kamil olduğu için öldü. Ona yapacak bir şey yok. Fight'ları çok güzel bir şekilde oynamaya özen gösteriyorum. Fakat damage'im yine de yetmiyor. Ultiyi direkt basacağım. Ne yapıyorsun sen? Sen öldün mü yakmaya? Ölür müsün? Öyle de. Hadi oğlum. Lan cana bakar mısın bir tane daha? Şu yıldızlardan bir tane daha denk getirseydim var ya. Çok iyi olacaktı ya. Slow item'ını bir an önce almam lazım. Daha sonra bir tık daha damage item'ı lazım. Mavim çıkacak, gidip mavimi almam lazım öncelikle. Çaldırma onu, çaldırma. Adam sana ulti atıyor. Adam sana ulti atıyor. Adamın dibine, ya ormanın dibine giriyor ya ultiyi gördükçe. Aa! Takımda 5 kill var. 5'inde de benim katkım var ya. Aa yani ölüyor bir de ya üzerine gidip. Ölmeyin abi ya. Ölmeseniz de bir video çekin, bir salın beni ya. Ben bir video çekmek istiyorum ya. Ya ben masum bir insanım ya. Video çekmeye girdim. Başıma gelenlere bak ya. Aferin. Arkamdan bana gelecekler. Yapacak bir şey. Üzerine hala mı ölüyorsunuz ya? Verebileceğim maksimum hasar verdim de tek atamadım ya. Bana acil gereken item şu. Kılı asayı almam lazım. Şu an böyle şey hard modunda oynuyormuşum gibi böyle. Hani bir oyuna girersiniz en zorluktan expert'i seçersiniz ya. O modda video çekiyorum gibi hissediyorum açıkçası. Birbirlerine küfür mü ediyorlar? Ne yapıyorlar? Bunlar niye duruyor böyle? Ultimi saklayacağım. Gitme, ne yapıyorsun? Gitme, gitme, gitme. Öyle gitme, canın az. Valla olduğum yerden vurabildiğim kadar vurdum. Sanırsam onu kestim. Ama bu kuleyi artık tutabileceğim mi bilmiyorum. Tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum da. Abi ben ne yapayım? Ben nerelere gidem? Biri bana bir şey söylesin. Ben nerelere gidem? Ben ne yapam? Bu ne? Bu ne? Ne bu ne? Ne bu ne? 04 03 06 15. Ama bu ne? Vermeyin, bir de surrender mı veriyorsunuz? Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Bir kişi benimle beraber çabalasa ben bu maçı taşırım ama ya. Yapmayın ya. Of. Abi bu nasıl bir eşleştirme sistemi ya? Bu adamların benimle aynı takımda ne işi var? Tamam, karşı takımı görüyorsunuz. Şu karşıdan bir tane dedi, iki tane, neden benim takıma gelmiyor? Bu oyunda neden Elo sistemi yok? Alma sen de şu maviyi, sal şunu ya. Bir de geldi onu çaldı ya. Ya bu ne abi? Şey modu mu? Troll modu falan mı? Jin bu şeyde kendim mi deniyorum? Jin hangi şartlarda maç taşıyabilir? Bu ne amık? Ya bir şey söyleyeyim mi? 4 tane bot olsa bu kadar zor olmaz. Botlar base atmayı biliyor çünkü. Ölecek pozisyonlara da girmiyorlar. Özel moda girin. VSZ moduna girin. Anlarsınız abi. Botlar kaçıyor az canı varken. Elimden gelene kadar tutacağım arkadaşlar ya.
Yani yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince tutmaya çalışacağım da. Biz eskin şeyini çekti içimize. Eşleştirme sistemi hiç adil değil ya. Gerçekten hiç adil değil ya. Mistik 2000 puan adama epik verebiliyor. Ya da ne bileyim böyle bu tarz tiplerle eşleşebiliyorsunuz. Takımınıza bunlar gelebiliyor. Şu an tek başıma oynuyorum arkadaşlar. Şu an 1v9 atıyorum resmen. Oyunu tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Adam benim kulemin içinde beni tutuyor görüyorsunuz yani. O derece sıkıntı bir maç. Adam rakipteki Lolita kulemin içine girmiş. Kulemin içine girmiş. Benim takımımdaki 4 tane Japon askeri hareketlere bak ya. Kaybettik maçı. Ben bu maçı yüklerim ya. Bu maçı atarım. Video çekerken başıma neler geliyor. Ya bunu gösteririm size ya. Başıma gelen şeylerde bunu gösteririm yani. Nasıl mallarla uğraşıyorum görün yani. Bu sürekli oluyor ya. Sürekli. Abi eşleşme sistemi şu açıdan adil değil. Abi bu oyuna Elo sistemi gelmesi lazım bence ya. Artık 5 sene oldu. Şu oyuna Elo sistemini getirmeleri lazım artık. 5 sene ya. Be, kocaman 5 sene. Kocaman 5 sene oldu bu oyun. Yani. Oyuncuların arasında seviye farkları var. Bunu sistemin algılayıp ona göre bir eşleştirme sistemi yapması lazım diye düşünüyorum. He. Bitti maç. Şimdi gel de sövme, gel de sakin ol yani. Burada suçlu olan eşleştirme sistemi mi, oyuncular mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani olaya bakar mısın ya? Ben zor, bak Sayın Munton, Sayın Mobile Legends, ben zorundayım mıyım 3 ya da 2 ya da 5 girmeye? Ben zorunda mıyım? Ben solo oynayıp oyun oynamak istiyorum ya. Böyle bir eşleştirme sistemi olabilir mi? Yani bu mantıklı bir şey mi? Yani bu mantıklı mı? Bu mantıklı değil. Tamam yani bir oyuncu kötü oynayabilir. Gününde değildir. O maç iyi değildir. Kötü olabilir. Bir şey olabilir yani. Bak bunlara benim her zaman saygım var. Hani alınan şampiyonlara da saygım var ki giriş ekranında gördünüz. Aramızda pik farkı olmasına rağmen ben yine de olumlu yaklaştım ki her zaman da böyleyim. Bu videoya özel değil. Ama şimdi bak karşıdaki Chu ile benim Kalidim'in seviyesi bir değil. Karşıdaki tank ile benim tanklarımın seviyesi bir değil. Tamam mı? Karşıda bak ADC ile benim ADC'min seviyesi de bir değil. Hani bu eşleştirme sisteminin bozuk olduğunu gösteriyor. Ve benim bu 4 tane aptal ile çok affedersiniz ama öyle. Benim bu 4 tane salak ile aynı takıma düşmem eşleşme sisteminde bir bozukluk olduğunu gösterir. Belki tamam belki burada ben yanlış yapıyorumdur. Bu arkadaşlara triggerlanarak yanlış yapıyorumdur. Bak olaya bak bu açıdan da bakıyorum iyicene polyan oldum amık. Belki bu arkadaşların seviyesi iyi değildir. Eyvallah. E peki abi. Karşı takımın bunlarla ne işi var o zaman? Hani bu da bir tartışılır bir mevzu. Bu çok dengesizce bir olay yani. Şu maçı taşımam için benim ya 2 ya 3 ya 5 girmem mi lazım? O zaman niye solo eşleşiyoruz? Ya da solo eşleşen bir insana neden? Bak solo eşleşen bir insana neden? Neden bu tarz şeyler geliyor? Arkadaşlar bak bu oyunda solo mistik zafer bozuk şampiyonları alarak gelebiliyorsunuz. Gerçekten solo mistik zafer olabiliyorsunuz. Şu anda bozuk ben oyunu sadece video ve yayınlarda böyle eğlencesine oynadığım için şu anda mistik 5 169 puanım. İstesem bir sezonda 3-4K puan kasarım. Ona emin olabilirsiniz. Hani sizlere tavsiyem şu abi. Hani mistik zafere bile zorlamayın. Gidin 3 ya da 5 girin. Cidden solo girmeyin hatta 3 de girmeyin abi. Her zaman 2 ya da 3 girin diyordum ama 5 girin yani böyle saçma bir sistem olamaz ya. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün de böyle bir video oldu. YouTube'da video çekerken neler çektiğimi sizlere göstermek istedim. İşte böyle her gün böyle şeylerle uğraşıyorum. Hani kapattığım videolar oluyor diyordum ya size. MVP oluyorum. Çok iyi oynuyorum. Ya da takımıma göre gerçekten iyi oynuyorum. Ama videoları kapatıyorum diyordum ya. İşte o videolardan biri buydu. Hani ben yok MVP almışım, yok kill almışım, yok işte şey olmuş falan diye hani önemsemiyorum abi. Videom çıksın, kaliteli olsun, böyle muhabbet sarsın, eğlenceli olsun. İnsanlar bir şey öğrensin yeter diyorum. Ama Munton yapacak bir şey yok. İnşallah düzeltirler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.